teşekkürler. Süreyi yeniden başlatabilir misiniz? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Değerli milletvekilleri, insanlık tarihine baktığımızda parlamentolar özgürlüğün mekanları olmuşlardır. Gazi Meclisimiz de özgürlükler tarihine sahiptir. Gazi Meclisimiz de Türkiye'de ülkeyi kuran, demokrasiyi getiren bir maziye sahiptir. Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama ve denetim görevleri anayasa gereğidir. Ancak özellikle 2017 referandumu ve akabinde 2018'de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Gazi Meclisimizin yetkileri tırtıklanmıştır ve Gazi Meclisimizin millet adına denetim yapma yetkisi tamamen ortadan kaldırılmıştır. Değerli milletvekilleri, biz bunu nereden anlıyoruz? Meclisimizin, özellikle üyelerinin, milletvekillerinin denetimdeki tek silahı yazılı soru önergesidir anayasamıza göre. 27. yasama döneminde meclis başkanlığına 55.294 yazılı soru önergesi verilmiş. Bunlardan sadece yürütme tarafından 6.809'una cevap verilmiş. Tam 27.323 yazılı soru önergesi süre geçtikten sonra cevaplanmış. 34.132 tanesine de yürütme ve Cumhurbaşkanlığı tenezzül edip cevap dahi vermemiştir. Bu tabloya baktığımızda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme milletin temsilcisi olan milletvekillerini hesaba almamaktadır. Milletvekillerinin sorduğu sorulara cevap süresinde gelmediği için milletvekilleri denetim görevini tam olarak yapamamaktadırlar. Aynı şekilde meclis araştırma önergelerinde de durum aynıdır. Kanun tekliflerinde de durum aynıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde mecliste uygun bir müzakere ortamı kalmamıştır. Bakanlıklardan gelen kanun teklifleri komisyonlarda parmak çoğunluğuyla geçmekte, genel kurulda da aynı şekilde kanunlaşmaktadır. Burada mecliste son dönemlerde maalesef nitelikli kanun yapılmamaktadır. Örnek olarak en son Türkiye Barolar Birliği için burada bir kanun çıktı. Siz bir kişiyi başkan seçmek için kanun çıkardınız. Ne oldu? Hafta sonu kongre oldu ve sizin şahsı için çıkardığınız, kanun çıkardığınız şahıs kaybetti. Ne oldu? Sizin kanununuz elinizde kaldı, patladı. Dolayısıyla parlamento bu dönemde, bu hükümet sisteminde nitelikli yasa da yapamamaktadır. Bir de değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yasama organına paralel olarak Cumhurbaşkanına da kararname çıkarma yetkisi verdi. İşte tabloya baktığımızda tek kişi 87 kararname çıkararak 2534 maddelik kararnameler çıkarmış. 600 kişilik millet meclisi 200 kanun çıkarmış, 2646 maddelik kanunlar yapmış. Buraya baktığımızda tek adam yememiş, içmemiş, yatmamış, hep kanun çıkarmış. Bu tabloya baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı sadece ekonominin değil, aynı zamanda hukukun da kitabını yazmış. İşte sizin Cumhurbaşkanınızın tek adam rejiminin meclisimizi, ülkemizi getirdiği tablo. İşte arkadaşlar burada. Değerli arkadaşlar, tabii şu anda çatısı altında bulunduğumuz mecliste de bir takım hukuksuzluklar var. Özellikle meclis çalışanları açısından ücret anlamında büyük adaletsizlikler var. Biz bunu defalarca söyledik ancak meclis başkanlığı buradan bu olaya duyarsız kalıyor. Meclis başkanlığı kendi çalışanlarının, personellerin hakkını, hukukunu koruyamıyor. Meclis başkanlığının meclisin itibarını koruma gibi asli bir görev var. Ancak bu dönem yaşadıklarımız gerçekten meclisin
kendi temsilcilerinin hakkını hukukunu dahi koruyamadığını gördük. Bu parlamentoda milletin oyla seçilmiş milletvekilleri polis zoruyla gözaltına alındı, cezaevine gönderildi. Biz parlamento olarak milletvekillerin hukukunu yüksek mahkemelere teslim ettik. Dolayısıyla meclisimizin itibarı zedelendi. Meclis itibarını korumak meclis başkanının görevidir. Tamamlayalım lütfen. Bir İçişleri Bakanı çıkıp mafyadan aylık 10 bin lira rüşvet alan siyasetçi var diyor, meclis başkanı seyrediyor. İşte sizin ülkeyi getirdiğiniz durum. Değerli milletvekilleri, ben AK Parti'nin 2022 bütçesini özetliyorum. Egemenliğin sahibi olan millete bu bütçede ekmek yok. Bu bütçede ekmek yok arkadaşlar. Yine 19 yıllık AK Parti iktidarının ekonomi politikalarının Türkiye'ye getirdiği yeri de özetliyorum. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. İşte AK Parti'nin ürettiği Türkiye. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.